Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Eylül 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, öncelikle ayın genel başlıklarına bir göz atalım. Balık burcunda bir dolunayımız var. Terazi burcunda yeni ay var ve Merkür retrosu başlıyor bu ay. Mars, gezegeniniz Mars ikizler burcunda ilerleyecek ve Venüs Başak burcundaki ilerleyişine başlayacak. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş 23 Eylül'e kadar Başak burcunda parlayacak ve 5 Eylül itibariyle Venüs de Başak burcuna geçiyor. Bu ay genel olarak günlük hayatınızın detayları, rutinleriniz, iş ve mesleki konular, eğitim konuları, genel sağlığınız buralarda daha hassas olabilir. Bu alanları düzenlemek isteyebilirsiniz, detaylarla ilgilenebilirsiniz. Venüs Başak burcunda ilişkilerde çok tutkulu değildir. Daha çok günlük hayatımızda bize yarar sağlayan ilişkiler, iş ilişkileri bu anlamda daha verimli ilerleyebilir bu süreç içerisinde. Sosyal alanda da, özel ilişkilerde de mükemmeliyetçi olabiliriz. Detaylara çok fazla dikkat edebiliriz. Daha eleştirel yaklaşabiliriz ilişkilerimize. Ve 10 Eylül'de Balık burcunun 17 derecesinde dolunay meydana gelecek. Bu dolunay sizin 12. evinizi aydınlatıyor. Değişken nitelikli su elementine ait bir dolunay. Mars'ın da, İkizler burcundaki Mars'ın da önemli bir açısı var. Aynı zamanda Boğa burcundaki Uranüs'ün de Güneş ve Ay'la olumlu bir açısı olduğunu görüyoruz bu dolunayda. Dolunay bilinçaltınızı hareketlendirirken önemli farkındalıklar ve aydınlanmalar getirebilir size. Kişisel değerinizle ilgili, maddi konularınızla ilgili, iş hayatınızla ilgili bir şeylerin netleşmesi ya da belirsiz konuların bu dönemde ortaya çıkması, gizli olan bir şeylerin aydınlanması da mümkün tabii ki balık dolunayında. Sizin sakladığınız sırlar olabilir bunlar veya sizden saklanan bazı sırlar, bilgiler olabilir. Bunları fark etmeniz mümkün. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Koç burçları çok fazla etki almıyorlar bu dolunaydan. Daha çok değişken burçlarımız etki alıyor. Kişisel doğum haritalarınızda özellikle 17 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa, bunlar balık, başak, ikizler ya da yay olabilir, bu dolunaydan daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Dolunay etkilerini 26 Eylül'e kadar olan 2 haftalık süreç içerisinde hissetmeye devam edebiliriz. Kişisel olduğu kadar tabii ki toplumsal alanlarda da balık dolunayı tesirleri artacak. Yaratıcılığımızın yükselmesi, daha fazla ilham almamız, hatta Uranüs etkisiyle bazı sürpriz durumlarla destek, yardım teması da öne çıkar balık yeni aylarında. Yardımlaşmalar öne çıkar. Siz de etrafınızdaki kişilere, ihtiyaç sahibi olan kişilere bazı yardımlarda bulunabilirsiniz bu dolunayın etkisiyle. Veya sizin yardıma ihtiyacınız olan alanlarda bunlar size gelebilir, destekler gelebilir. Daha çok bu balık yeni ayı geri dönüş beklemeden yapılan yardımlarla ilgilidir, bağışlarla ilgilidir. Tabii ki bunların size geri dönüşleri manevi anlamda olabilir. Hiç beklemediğiniz yerlerden gizli destekler de alabilirsiniz bu yeni ayın etkisiyle. Bilinçaltı olduğu kadar, ruhsal alanlarda olduğu kadar sağlık konularında terapiler, şifa çalışmaları olabilir. Hatta bu dolunay size vereceği farkındalıkla hayatınızı iyileştirmek adına ve kendinizi daha dengeli, daha değerli hissetmek adına bazı zararlı alışkanlıklardan, bağımlılıklardan, sizin için gerekliliği kalmamış ilişkilerden kurtulmanız, bunları geride bırakmanız için de önemli destekler verebilir. Evet, dolunay ile aynı gün Merkür terazi burcunun 8 derecesini gerilemeye başlayacak. 2 Ekim'e kadar Merkür geriliyor. Terazi burcunda, ardından Başak burcunda devam edecek bu gerileme. Merkür gerilemelerini artık biliyoruz. Çok da sık yaşıyoruz. Günlük hayatımızda özellikle iletişimle ilgili konularda biraz işte sıkıntılar yaratabiliyor. Anlaşmazlıklar ya da planlarımızda değişiklikler. Günlük hayatımızın temposunu da yavaşlatabilir Merkür gerilemeleri. Ama her zaman bizim için avantajlı olacak durumlar da olasıdır. Bu Merkür gerilemesi çok da sıkıntılı bir gerileme değil. Genel itibariyle terazi burcunda başlayacağı için ilk önce her türlü ilişkinizi biraz sorgulama içerisine girebilirsiniz. Yani bunda evlilik konuları, partner ilişkileri olabilir, işbirlikleriniz olabilir. Bunları gözden geçirmeniz, değerlendirmeniz, eksikleri görmeniz, hatta bazı sorunlarınız varsa bunları tamamlamanız için de önemli fırsatlar verebilir bu Merkür retrosu. Daha sonra Başak burcuna doğru gerileyecek ayın son günlerinde. Bu da oldukça titiz bir enerji verecek. Çünkü Başak
zaten sizin günlük hayatınız, iş hayatınız, eğitim hayatınız, yani bunları gösteriyor. Özellikle 20 Ağustos'tan itibaren gündeme gelmiş uğraştığınız işleri şöyle bir tamamlamanız, tekrar ele almanız, yarım kalmışsa bunları tekrar bitirmeniz için de önemli fırsatlar verebilir size. Evet, 16-17 Eylül arasında gezegeniniz Mars, Başak Burcu'ndaki Venüs'te kare açı yapacak ve aynı günlerde Güneş-Neptün karşıtlığı var. Mars-Venüs kareleri libidomuzu tetikler. Buralarda biraz daha enerjik oluruz. Karşı cins ilişkilerinde zaman zaman çatışmalar ama zaman zaman da böyle bir aşırı çekim hissederiz. Siz bu dönemde ilişkilerle ilgili veya iş ortamınızdaki kişilerle ilgili böyle bir çekim hissedebilirsiniz. Ama Güneş-Neptün karşıtlığına dikkat edin. Gerek özel ilişkilerde, gerek iş anlaşmaları, ticari konularda dürtüsel davranma eğiliminiz olabilir. Neptün'ün etkisiyle de biraz burada belirsizlikler, karışıklıklar, aldanmalar olabilir. Bunlara dikkat etmekte fayda var. 23 Eylül'den itibaren Güneş artık Başak'tan ayrılıp Terazi Burcu'na geçecek. Ve hemen 26 Eylül'de Terazi Burcu'nun 2 derecesinde yeni ay doğuyor. Bu yeni ay ilişki evinizde doğacak. Burcunuzdaki Jüpiter'le de tam bir karşıt açı içerisinde güçlü bir yeni ay. Merkür retrosu devam etse bile ben bu yeni ayı çok olumlu, keyifli bir yeni ay olarak değerlendiriyorum. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Bu yeni ay sizin için çok belirleyici, önemli bir yeni ay. Özellikle Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 2 derece ve yakınlarındaysa bu yeni aydan çok güçlü etkiler alabilirsiniz sevgili Koç burçları. İlişkilerle ilgili bir yenilik olabilir, bir yeni adım atabilirsiniz. Süre gelen ilişkileriniz varsa hani bunları çözmeniz de mümkün. Örneğin bazı sorunlarınız var işbirliklerinizde, beraber çalıştığınız kişilerde. Bu yeni ay bu sorunları çözmeniz için, yeni bir sayfa açmanız için size olanaklar tanıyor. Aynı zamanda geçmişten tanıdığınız kişilerle tekrar karşılaşmanız, tekrar bir araya gelmeniz, belki eski partnerler de olabilir tabii ki, ya da daha çok iş ilişkileriyle ilgili olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Venüs'ün Başak Burcu'nda olması, Merkür'ün Başak'ta olması özellikle iş ortamınızdaki ilişkileri, işbirliklerini daha fazla gündeme getiriyor. Örneğin yeni sözleşmeler yapabilirsiniz. Yani daha önceden çalıştığınız bir müşterinizle, bir firmayla, bir ortağınızla tekrar anlaşabilirsiniz. Tekrar bir araya gelebilirsiniz. Yeni bir şeyleri başlatabilirsiniz. Bunun gibi konularda sizi destekleyen, şanslı etkileri de olan bir yeni ay. Yeni ayı takip eden Eylül'ün son günlerinde 27 Eylül ile 30 Eylül arasında Merkür'ün Venüs'ün kavuşumu Plüto ile yapacağı üçgen açı toprak elementini güçlendiriyor. Bu daha kalıcı, daha somut, daha pratik, daha uzun vadeli bazı çözümler getirebilir hayatımızda. Aynı zamanda Mars'la Satürn arasında da güzel bir üçgen açı var. Bu da enerjimizi desteklerken mücadele ettiğimiz alanlarda daha yapıcı, daha kararlı olmamızı sağlayacak ama uzun süreli, uzun soluklu bazı hedeflerimize ulaşmamızı da destekleyecektir sevgili koçlar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz.
2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.